iki tür feda vardır. Doğru olanlar ve benimkiler. Evet, bilerek taktik dehasına güvenip sezgisel fedalar yapmıştır. Tabii ilerleyen bir saat var. Mihail Tal size doğru bakıyor. Hadi gelin de doğru savunmayı bulun. Çok zor. Peki, Tal sadece sezgisel fedalar mı yapmıştır? Tabii ki hayır. Sonuna kadar mükemmel bir şekilde hesabını yaptığı, doğru yerde materyali verdiği birçok oyunu vardır. E4, D6 Jonathan Spielman o yıllarda formunun zirvesinde. Kendisi matematikçidir. Elo listesinde dördüncü sıraya kadar gelmiş dönemin en güçlü büyük ustalarından biri. D4-G6 Açılışta merkezi rakibine bırakıyor. Sonra yeterli gelişimi elde ettiğinde kendisine doğru gelen piyonlara önemli sorular soracaktır. AT F3, Fil G7. Filin uzun çaprazdan rakibin merkezine baskı yapması açılış stratejisiyle uyumlu bir karakterdedir. Burada Mihail Tal isteseydi C4 ile birlikte alan üstünlüğünü arttırabilirdi. Buna rakibinin fil g4 cevabı var. Zaten at f6'yı erteliyor olmasının temel fikirlerinden biri filin çaprazı açık kalsın, d4 piyonla bir baskı olsun, bununla birlikte atı açmaza aldı. Biraz sonra at c6, e5, fil alır f3 ve sonrasında atını mükemmel bir şekilde merkezi d4 karesine gelme fikirleri var. Tekrar fil g7'ye geri gelelim. Burada Mihail Tal güvenli bir tercihte bulunuyor. Fil e2 ile gelişimini sürdürüyor. At f6. Sanki e5'e izin veriyor gibi dursa da bu erken olurdu. Eğer e5 yapılırsa piyonlar değişilir ve vezirler tabii ki ve bu çok fazla ilerleyen e5 piyonu yalnız ve tehlikede kalabilirdi. Arkadaşlar, eğer böyle güzel bir alan üstünlüğünüz varsa, genellikle bir mat atağı ve tabii ki vezirlerin tahtada olmasını istersiniz. Bu sebeple E5'in ardından vezirlerin değişilmesi iyi bir fikir değildir. Zaten rakibin yaptığı D6 piyon sürüşü aslında daha fazla ilerlemesini e5 sürüşünü teknik olarak engeller. Peki bu sebeplerden dolayı merkezdeki gerilimi seçenekleri tutmak ve at C3 ile piyonu korumak en iyisi. Kısa rok, kısa rok ve şimdi C5 geliyor. Bir süredir bu piyonların rahat duruyordu. Şimdi bir karar vermeni istiyorum diyor rakibine. Burada Mihail Tal d5 tercihinde bulunmuş. Oldukça mantıklı. Yani şu d5 piyonuna lütfen bakar mısınız? Tahtanın her tarafında bir alan üstünlüğü sağlıyor ve ayrıca rakibin fil g4, fil alır f3 ve at c6 gelmesini, dolayısıyla atını merkez d4 karesine yerleştirmesini de engelledi. Herhalde bu atın burada ne kadar güçlü olduğunu söylemeye gerek yok. Bununla birlikte Mihail Talin e4 piyonu sayesinde rakibin şah kanadına doğru bir alan üstünlüğü ve mat fikirleri olabilir ve gelecekte bunu yaparsa hani merkez kapalı güvende kalsın diyor d5 ile birlikte. Bu önerilen bir yöntemdir. Peki bunlar güzel avantajlar. Bir de rakibin elde ettikleri var tabii ki. Şimdi D5 sürüşünden sonra artık E5 zora girdi. Bununla birlikte uzun çaprazdaki filin önü açıldı. Bu fil artık çok güçlü bir fil. Rakibin vezir kanadına bakıyor. Peki. Şimdi D5. Burada at A6. Acaba bu at neden tahtanın köşesinden geldi? Bakalım. Mihal Tal kale E1 gelmiş. Kalesinin E dikeyinde haklı bir şekilde etkili olacağını düşünüyor. Peki. Şimdi at C7, fil F4 ve B5 ile birlikte bu at manevrasının temel fikri ortaya çıktı. Piyonlar paldır küldür ilerliyor. Tal'in bir şeyler yapması lazım. Peki burada günün taktik sorusu olsun. Eğer B5 piyonu fil ile alınsaydı bu neden kötü olurdu? Bu problemi çözmek için lütfen aklınıza şu gelsin. Boşta ve birbirinin savunmasına bağlı olan taşlar. Burada tal at alır B5 ile piyonu alıyor ve şimdi fikir ortaya çıktı. Spielman E4 piyonunu at ile aldı ve genellikle merkez piyonları buradaki piyonlara göre daha değerlidir. Ancak burada Mihail Tal bir fikre sahip. Artık E dikeye açıldı ve kalesi daha etkili. Şimdi at alır E4'ün ardından Tal önce bir at alır C7 yapmış. Vezir alır C7'ye fil C4 ver atı diyor. At tekrar F6'ya geri geldiğinde Tal aslında bu fili piyon gibi kullanıyor şimdilik. E sonuçta az önce söylediğimiz gibi D5 piyonu gerçekten çok önemli. At F6'ya karşı burada Mihail Tal A3 tercihinde bulunuyor. Yani büyük ustaların tecrübesi bu piyon sürüşlerinin ileride ne kadar önemli olduğunu bilirler. Sahip oldukları o büyük tecrübeyle. Şimdi Aşuç'un o kadar güzel fikirleri var ki günün birinde bu at h5 karesine gelirse yani fil çiftini almak isterse bu fil h2 karesine gelebilir oldukça güzel ve artık e2'deki fil d5 karesindeki piyonu tutuyor önemli bir görevi var bu sebeple fil g4 ile açmaz fikri gerçekten problemli olabilirdi. Ve ayrıca fil f5 yapılırsa g4 gibi bir seçenek ortaya çıktı. Ve son olarak ileride atak yapabilmek adına kaleler ve vezir buradan ayrıldığında şah son sıramatı olmasın diye bu kareyi açmış oldu. Şimdi en son a3 ile birlikte kale e8. Evet e7 piyonla bir destek verdiğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Peki sadece bu kadar mı? Yani savunma fikri mi? Burada fikri göstermek adına Spielman şimdi ataş 5 istiyor olabilir. Ver fili diyor, ver piyonu. Ve tabii ki fili tekrar buraya dönmek pek parlak bir fikir olmayacaktır. Bununla birlikte artık fil G5 tempoyla gelmiyor. Yani az önce kale E8 piyonu tuttu ve şimdi fil alır B2 yapılabilirdi. İşte kale E8'in böyle bir fikri var ve Tal bu nedenle kale B1 gelerek piyonu tutmuş oldu. Evet, büyük ihtimalle ileride kendisine bir tempo kaybı olarak geri dönecektir. Ancak yani bazen öyle pozisyonlar gelir ki bir karar vermek zorunda kalırsınız. Kale B1. Şimdi A5 ile birlikte rakibi üstün olduğu vezir kanadından alan üstünlüğünü arttırmış oldu. Vezir D2'nin ardından vezir B6. Spilman filleri değişme fikrine gidiyor. Vezir B6 ile bunu hazırladı. Çok güzel. Ve Mihail Tal kale E3 geliyor kale duruma göre buraya gelebilir, mat atağına katılabilir. Belki de diğer kale E1'e gelecek ve E dikeyinde mükemmel baskı. Şimdi kale E3 ile birlikte fil A6, filleri değişelim. Ve tal bu filini değişmekten bence mutlu olmalı. E sonuçta ne de olsa bu piyon sebebiyle öyle mükemmel bir fil değildi. Fil alır A6 ve tabii ki Az önce buraya geldiyse fili vezirle almak daha tutarlı. Neden kaleyle almak istemiyor? Kaleler arasındaki bağlantı kalsın istiyor. Bunun sebeplerinden biri fil alır d6'nın ardından belki e8'deki kaleyle ilgili taktik problemler olabilir ve bu kale e8'deki kaleyi korusun fikirleriyle. Ve tabii ki Spielman'ın bir fikri de artık C4 karesinde filler yok ve bu filler olmadığında veziriyle bu çaprazı bu kareleri kontrol etmek istiyor ve alan üstünlüğünün bulunduğu bu taraftan kendisine böyle girme karesi oluşturdu. Peki güzel fikirler vezir alır A6 ve şimdi kale B E1 E7 piyonunu istedi. Ve arkadaşlar lütfen şu D5 piyonunun yani ne kadar değerli olduğuna bakar mısınız? E6 sürüşünü engelliyor. Dolayısıyla kaleyi piyonun savunmasına bağlıyor. Gerçekten mükemmel. Ve şimdi E7 piyonunu şah F8 ile tutmuş Jonathan Spielman. Yani yine bu piyon sayesinde şah buraya geldi. Şah F8'e karşı Mihail Tal atını G5 karesine 5. yataya yerleştiriyor ve geliyorum diyor. Vezir B7 iki piyonu birden istedi. Tal bunu D4 ile cevapladı. Çok güzel. Vezir B4 gel vezirleri değişelim. Yani tal atını buraya kadar gelmişken fil burada kalelerin mükemmel baskısı yani seni mat etmek istiyorum. Vezirler tahtada olacak diyor. Vezir E2. Ve şimdi yine E7 piyonunu istedi. Burada Spielman E7 piyonuyla ilgili iyi bir savunmanın olmadığını düşünerek aşaltı gelmiş. Ve arkadaşlar eğer Mihail Tal'in 5. yataydaki atını isterseniz ne olur? Tal o atı feda eder. At alır F7 ve mükemmel doğru bir at fedası. Ben buna Mihal Tal'in rasyonel fedası diyorum. Şimdi şah alır F7 ile Tal ne elde etti? Artık E6 karesine de girebilir. Çok güzel. Ve buraya vezirle girse mükemmel olurdu değil mi? Peki, kale B3 ver veziri diyor tempoyla. Vezir A4'e geldiğinde vezir E6 ve şah F8. Şimdi kale B7. Bakın ne kadar birbiriyle bağlantılı fikirler. Atın fedası, sonla kalenin B3'e gelmesi, vezir E6 mükemmel. Ve yine E7 piyonlu istedi. Ve burada maalesef savunma yapmak pek mümkün değil. Yani bir de fil alır D6 taktiği var. Bu sebeple Spilman aslında doğru bir karar veriyor. Vezir alır C4 yapıyor. Eğer D5'ten vezirleri değişebilirse evet bu mükemmel olur. Peki Tal buna fırsat verecek mi? Fil alır D6. Ve şimdi fil alır E7 istiyor. Bu mat olabilir. Tabii ki fili alırsa F7'den mat var. Ve gerçekten hani ne diyebiliriz ki? Mükemmel fikirler. E7'yi nasıl tutacaksınız? Eğer at alır D5 yapılırsa at açmaza girer. Bu iyi değil. Bu nedenle Spielman piyonu at G8 ile tutmuş yani at savunma yapabilsin diye. Şimdi Tal atakta olmayan son kalesini E3'e geliyor. Fil F6, kale F3 derken şah G7 ile açmazdan çıkıyor ve Tal burada tabii ki fil alır E7 taktiğiyle rakip şahı iyi'den iyi'ye zayıflatıyor yapacak fazla bir şey yok kale alır e7 kale alır e7 at alır e7 vezir alır f6 mükemmel hesaplar tal atını feda ederken buraları mutlaka görmüştü. Şah G8'e bir vezir F7 ara hamle bu çok önemli. Şah tahtanın köşesine gitmek zorunda Şah H8 şimdi vezir alır E7 ile atı alıyor. Ve günün sonunda tal atak yaptı fedalar yaptı ve oyun sonunda 2 piyon önde. Ve arkadaşlar lütfen hatırlayın H3 piyonu ile ilgili ne demiştik? Evet bir gün vezir ve kale son sıradan ayrılırsa mat olmasın diye değil mi? Yani A3 olmasaydı vezir C1 mat olacaktı. Şimdi vezir alır E7'ye Spilman D5'teki piyonu almış, piyonlardan birini geri aldı. Eğer bu pozisyon tahtada vezirler olmasaydı gerçekten beraberlik ihtimali yüksek olurdu. Kale oyun sonu. Vezirler tahtada kalenin F7'ye gelmesiyle birlikte şahın zayıflığı, vezir ve kalenin uyumu burada rakibi terk ediyor. Peki neden? Kale H7 ve sonrasında vezir G7 mat istiyor. Bir savunma yok. Eğer bunu vezir D4'te tutarsa bu sefer de kale h7, şah g8 ve vezir f7 mat olurdu. İyi bir savunma olmadığından dolayı burada rakibi terk ediyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine Riga sihirbazından mükemmel bir karşılaşma izledik. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın satrançla kalın.